palamut arıyoruz. Yani tombik de deniyor, palamut da deniyor ona. Sulu adanın etrafında bu küçük balığı arıyoruz. Yani küçük dediğimiz hayvan yaklaşık 2 kilo civarında. Palamutu yakaladıktan sonra Akya'nın önüne indireceğiz. Ama arayışlarımız sürüyor, daha bulamadık. Fakat oynaklar çok fazla. Çok fazla atlıyor. Fakat yemiyor. Neden yemiyor? Çünkü hayvan yumurtada, geç kalmış bir yumurta döneminde şu anda palamutlar. Yumurtada olunca nazlı oluyor. Yumurtayı döktükten sonra da agresif oluyor palamut ve önümüzdeki 15 günden sonra inanılmaz, yumurtayı döktükten sonra aç olan hayvan saldırgan oluyor ve suda ne görürse saldırıyor. Şu anda içi yumurta dolu olduğu için biraz nazlı. Çok yemek yemiyor. Şu ana kadar bir tane, onu da Oğuzhan aldı. Çabalarımız sürüyor. Palamutu bulacağız ve sonrasında da Akya'ya indireceğiz. Şu anda ne yaptığımızı size anlatmak istiyorum. Şu anda yaklaşık 5-6 mil arasında bir hızla buraların balanın sevdiği bir sahtemiz var. Onları attık ve onları gezdiriyoruz şu anda. Bu hızlarda onların atlamasını bekliyoruz. Palamut bekliyoruz. Onu aldıktan sonra da küçük bir işlem yapıp canlı Akya'nın ağzına indirmeyi deneyeceğiz bugün. Bu tekne İlk balığını bugün alacak mı, alamayacak mı? Suat Bey kaçırdı. Bizden önce çapkınlık yaptı. Geldi buraya, balıkları aldı, attı falan. Ağzından kaçırdı falan. Ama daha bu tekneye trofe balık girmedi. Bakalım şimdi girecek mi, girmeyecek mi? Girecek bence. Ya, bayılıyorum bu adamın tarzına. Girecek bence. Şu anda bir tane balık aldık, geliyor. Asılıyor şu anda. Bak. Sana göstereyim kamışı. Şu anda bize doğru yüzüyor. Bak, parlıyor, arkada parlıyor. Suat Bey, direkt size veriyorum balığı. Ucunda zaten, direkt kamışla bile alabilirsin. Onda kuşun yok ya. Bak. Kaldır al güvert ya. Bak. Geldi. Yani bizim aradığımız, şu anda aradığımız balık dipteki balık değil, yüzeydeki balık olduğu için yukarıda sürü arıyoruz bu ekrandan. Yukarıda sürü arıyoruz ve onu bulduğumuz zaman demek oluyor ki palamutlar arkada, onlardan alacağız demek. Yukarıdaki sürüden, bak gel. Bak bunlar ideal balık, yaklaşık 45 metrede. Bu iki balık, buradan bir tane daha girdi. Burada üç balık daha var. Şuradan büyük bir tane girdi. Bak bunlar çok önemli balıklar. Bunlar kıymetli balıklar. Yüzeydeki balığı alıp dipteki balığın ağzına göndereceğiz. Sonra da o balık buraya gelecek. Şimdi yukarıda alınca dibe gidiyor ya balık. Evet. Çok hızlı kalama alıyor. Evet. Dipte alınca zaten dipte olduğu için alıyor, yavaş yavaş gidiyor. Hala gidiyor. Nesine bitecek? İp bitecek. Kaç metre ip var? Yokla istiyorsan. Amaya kaçırırsak? He? Yokla bir şey olur. Bak bakalım. Yok ya. Yokla. Daha gidiyor ya. Yokla, o yutmuştur. O kadar zaman ağzında tutmaz. Ama şu an ağzında olduğunu düşünüyorum. Şimdi Akya'nın ağzında bizim demin gönderdiğimiz balık var. Diyor Suat Bey. Ben onun yalancısıyım. Sorumluluk almıyorum. Hakikaten de balık çok yorgundu. Bizim balık. Bir anda hızlandı. Hayvan gaza geldi. Şu anda durdu. Bir tane tasmalama hareketi şansım var. Eğer vurduğumda oturtabilirsem Akya bunun ucunda olacak. Hala gidiyor. Hala gidiyor. Deneyelim. Hala gidiyor. Ha.
Yok abi, hala balık bundan. Palamut mu? Tabii tabii. Hala gidiyor. Burayı görüyor musun şunları? Canmış. Görüyor musun şu incetmiş? İnce çizikleri görüyor musun? Ne abi, bu köpek balığı almış bunu, ben sana söyleyeyim. Bunlar ne abi? O... Böyle bazen canacığım daha uzun yaşayabiliyor. Evet, Akkiye için canlı palamutu bıraktık suya. Şu an bekliyoruz Akkiye'nin yemesini. Bundan da bir sürü kalmış şu. Burada balon var abi. Buradan kalmış. Aradığımız sürü bu. Burada yem sürüsü var. Bunlar da akyalar, içinden geçiyor ama çok kalabalık bir grup. Buradan devamı da geliyor. Bunda ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Ama burası acayip. Kaç metrede? Geçeceğiz. Alma ihtimalimiz çok yüksek. Ama alamayabiliriz de çünkü hayvanın yumurtlama zamanı şu anda. Yumurtada olan bir zaman ve zor bir zaman. Tam üstünden geçeceğiz. Birazdan oltalarımıza bu hayvanlar binebilir. Günaydın, günaydın, günaydın. İkinci günün sabahındayız. Suat Bey'le tekrar Adrasan'dan, sahilden açılmaya başladık yolculuğumuzda. Güzel bir hayvan. Sabah sabah Pırasalı Adası'nın etrafında denk geldik. Bak gidiyor. Bak 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 bak. Güzel detaylar bunlar. Güzel detaylar. Bak 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 bak. İri bir hayvan. Bilerek kalaması çok açık. Bu cırlama kalamadan geliyor. Hayvanı çok fazla strese sokmadan yumuşak yumuşak alıyoruz. Normalde bu kalamayı sıkıp bu cızırtıyı duymadan daha hızlı bir şekilde hayvanı alabiliriz ama bize strese girmemiş hayvan lazım. Strese girmezse hayvan daha fazla yaşıyor. Ne kadar az o kadar iyi yani. Yuh, yakaladın yani. Strese mi girmedi bu hayvan? Girdi tabii ama ne kadar az o kadar iyi. Çok az kaldı. Birazdan kendini gösterecek. Ben şeyi alayım. Bence. Ele girebilir. Aman dikkat. Buyurun. Evet, yine küçük olan aldı. Bu palamutu da ufak rapalaya aldık. Biz aslında rapalanın üç boyutunda denedik. Bu orta boyu, bu en büyük boyu sudaki 8,5. Bu zamana kadarki balıklar hep 8,5'a geçti. O yüzden diğer iki takımdaki bu rapalaları söküyoruz. Üç takımı da 8,5'a döndürüyoruz. İnşallah daha bol palamut alacağız. Bekliyoruz efendim. Bekliyoruz. Önemli bir detay vermek istiyorum. Bu palamuta nasıl ulaşıyorsunuz? Rapalayı gördünüz zaten. Bu rapala, yani küçük bir rapalayla bölgeye göre çok
değişiklik gösteriyor. Bu kullandığımız rapala bu bölgede inanılmaz iş yaparken Bodrum'da veya Çanakkale'de bu renk iş yapmıyor. Başka renkler iş yapıyor. O yüzden de her bölgenin rapalası farklı. Önemli kriter rapalayı çekerken, bunu da Dominik de zamanında öğrenmiştim. Teknenin bir suyu var, dümen suyu dediğimiz o köpükler var ya, o köpükler bittiği yerden sonra, böyle arkaya baktığınızda köpükler bir yerde artık bitiyor. Bittiği yerden sonra ya rapalayı salarsanız hayvan fark edemiyor. Bilhassa orkinoskiller bu teknenin çıkardığı köpüklerin baloncuklarını yem zannedip atlıyorlar. Eğer dalga boyundan, daha doğrusu köpüklerden sonraya rapala kalırsa, çok rapala yalnız kaldığı için hayvan seçebiliyor. Çünkü bu tombik, palamut, orkinos tipleri gelip gözüyle yeme bakarlar. İğneyi de fark edebilirler. İskelede, iskelede, Suat iskelede, iskeledeler. Arkada oynaklar var. Gördün mü? Teknenin sol tarafında. Yapmanız gereken bu rapalayı bırakırken dümen suyundan öteye gitmemeli. Dümen suyu o köpüklerin içinde kalmalı. O zaman kararsız kalıyor. Dominik de bunu lokaller söylemişti. Onlardan öğrenmiştim. Köpüklerin arasında giden bir rapalayı tam seçemiyorlar. Parlak bir şey gördükleri için bam üstüne oturuyorlar hemen, ama öteki türlü balığı tutma şansınız yok. Bir önceki Adrasan'daki videomuz yaklaşık 250 bin civarında şu anda izlenme olduğu için tekrar Adrasan'dayız. Suat Yiğit'in orki botundayız. Bakalım bu %100 yerli, %100 milli teknede bugün o... Kıyılarda balon balığı var, palamudumuzu yiyor. 70, 80, 90, 100 o derinliklerde dolaştıracağız balonu. Terbiyesiz hayvan. Bu balonu yesek biz, olmuyor mu balonu? Vallahi balonu Japonlar bayılıyor. İnanılmaz pahalı bir balık Japonya'da. Özel eğitimli şefleri var. Patlatalım bu işi ya. Ama Türkiye'de canavar gözüyle bakılıyor balon balığına. Aslında potansiyel balon. Yani. İğrenç hayvan ya. Tipi çirkin bir kere ya. Balığın gagası mı olur ya? Eşek gözlü ya, çok güzel balık. Balık gagalı balık mı olur ya? Vallahi ben şöyle söyleyeyim, balon balığı bir şekilde insana dadandığı gün Allah'ın kulu ayak parmağını sokamaz denize. Çünkü gagası var. Otomatik de mi? Evet. Çıkar. Bol bacak kemik götürür ya. Balon balığı kan ve işte leş veya yaralı balık olduğu zaman direkt atlıyor. Ne balık olursa olsun. Balon balığı da yaralandığında geri bırak, direkt lanet
salon balığı. Buralarda çok var. Bu demek oluyor ki bizim biraz daha açığa gitmemiz lazım. Katiller bunlar. Bak şimdi nasıl şişecek, bak şimdi. Bak. Gaga var bak, gaga. Görüyor musun? Baba baba. Ye bakayım, ye bakayım. Ye bakayım. Şey yapman lazım. Bu da öyle değil abi. Esken ya. Aynen. Yandan yedin. Kenarını yiyemez. Bak şimdi. Baksana ne yapmış. Ya parmak değil mi? Evet. Kendisine ne halim varsa gör diyoruz ve veda ediyoruz. Gördüğünüz gibi akyamızı aldık.